Şimdi Beypazarı için tarımın ne kadar önemli olduğunu vurguluyoruz. Beypazarı'nın ticari açıdan da çok önemli olduğunu vurguluyoruz. İşte zamanında Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu gördüğünüz tarihi traktörler var burada. Yine konaklar mevkiinde. Bu tarihi traktörleri geliyor, Amerika Beypazarı'na hediye ediyor. Diyor ki bundan sonra tarlalarınızı bunlarla sürün. Traktör de maşallah traktör değil, mübarek tank yapmış adamlar. Yani dağ tepe toprak, her yere bununla çıkabilirsiniz. Gelin topraklarınızı bunlarla sürün diyorlar. Yani aslında diyorlar ki, siz bu traktörü yapmayın, biz size bu traktörü verelim, siz de ebediyen bunu bizden alın gibicesine hediye edip teşvik sağlamaya çalışıyorlar. Ama nerede tabii, bizim çiftçimiz yer mi bunu? Yemez. Bizimkiler de tutuyorlar, bunu böyle müzelik misali kenara atıyorlar. İşte olay bundan ibaret. Evet, şu anda Beypazarı'nın ara sokaklarında, dar sokaklarında, tarihi konakların, tarihi evlerin arasında geziyoruz ki bu bizim mest ediyor. Sizler de mutlaka geldiğinizde buralarda kaybolabilirsiniz. Ama şu anda içinde bulunduğum benim aslında çıkmaz bir sokak. Çıkmaz sokağın size hemen buradaki hikayesini anlatayım. Beypazarı'nda çıkmaz sokaklarda öyle herkes kafasına göre yaşamıyormuş. Yani aslında çok iyi anlaşanlar bu böyle çıkmaz sokakları paylaşıyormuş. Çünkü bu sokağın bir çıkışı yok. Dolayısıyla komşuların hepsinin birbiriyle iyi anlaşması gerekiyor. Bundan dolayıdır ki bu tarz sokaklara böyle komşular yerleşiyormuş. Ama çıkmaz sokağın hiçbirisini Beypazarlılar hiçbir şekilde çıkmaza kavuşturmuyorlar. Neden? Hemen size onu söyleyeyim. Her çıkmaz sokağın burada mutlaka sokağa çıkan bir kapısı illaki oluyor. O yüzden çıkmazdan yine özgürlüğe doğru onlar yollarını açabiliyorlar. Evet, şu anda Beypazarı'nda arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Ne kadar güzel tarihi evler, ne kadar güzel konaklar. Birçoğu şu anda içinde yaşayan insanlar var. Birçoğunda otel pansiyon gibi restore etmişler, düzenlemişler. Yani Beypazarı'na geldiğinizde böyle bir konakta da kalabilirsiniz burada. Tatilinizi bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz. Vallahi müthiş bir görüntü arkamda. Evet, dedik ya hani Beypazarı için, Beypazarı zamanında İpek yolunun geçtiği ve ticaretin başkentiymiş o zamanlar, Osmanlı'ya bağlı bir sancakmış diye programın başında. İşte bu arkamda gördüğünüzde Sulu Han. Ticaret olunca hanların da önemi çok büyük oluyor zamanında. Çünkü neden? Dinlenme tesisi gibi düşünün hanları. İşte bu hanlarda ticaret adamları, satıcılar, alıcılar hepsi buralarda buluşup aslında ticareti çeviriyorlarmış zamanında. Ve tam 400 küsür yıllık geçmişe sahip bir hanın önündeyiz şu anda. Beypazarı'nda Nasuh Paşa tarafından yaptırılmış bir handan bahsediyorum size. Sulu Han'dan.